400 senelik bir tecrübe sahibi, hem devlet, hem ilmi, hem dini, hem içtimai, hem iktisadi anlamda 400 yıllık bir geleneğe sahip olan bir coğrafyaya, bir dine, bir ne bileyim işte içtimai hayatın devam ettiği bir bölgeye göçebe bir topluluk geliyor demek istiyorsun diye anladım Evet. ben. Evet. Şimdi şöyle, burada Türklerin hayata bakışlarından, devlete bakışlarından, insana bakışlarından meseleye yaklaşmak gerekiyor. Bu iç sahik. Dış sahik de o bölgenin siyasi, iktisadi, içtimai hayatı, İslam dünyasının genel olarak dediğim gibi siyasi, iktisadi, içtimai hayatı, buna değinmek lazım. Aslında bunlar iç içe geçmiş, birbirinden kopuk şeyler değil ama anlaşılsın diye iki kısma ayırarak anlatmak daha doğru olur kanaatindeyim. Şöyle söyleyeyim, ilk önce dıştan konuşalım. Şimdi Abbasiler malum 750'den itibaren hilafeti Bağdat merkezli olarak kurduktan sonra ciddi bir mesafe kat ediyorlar. Fakat bir yerden sonra tabii durmaya başlıyor. Toprak genişliyor. Horasan'da müstakil Tevaif-i Mülük olarak isimlendirebileceğimiz, işte Türkçe söylersek beylik olarak isimlendirebileceğimiz, emirlik olarak da isimlendirebileceğimiz gruplar ortaya çıkıyor. İşte Tahirle Safariler falan. Tabii daha sonra bunlar hanedanlara dönüşüyorlar, büyük devletlere dönüşüyorlar. Mesela Samaniler kuruluyor, mesela Karahanlılar, mesela Gazneliler kuruluyor. Ve hilafetin giderek siyasi gücü azalmaya başlıyor. Ama o dini gücü hala hakim. Burada tabii bir laiklik olarak anlaşılmasın, din siyaset ayrıldı falan demek istemiyorum. O konjektüre değerlendirilebilecek bir şey. Daha sonra daha büyük bir bela. Şibi ve Hiler geliyorlar, Abbasi halifesinin tasallut altlarını alıyorlar. Çok uzun bir süre Abbasi halifesi Müveyhi emirlerinin emri altında hareket etmek mecburiyetinde kalıyor. Ya bir parçalanmışlık var, siyasi anlamda bir parçalanmışlık var. Bu siyasi parçalanmışlık iktisadi anlamda yansıyor. Ticaret de ciddi anlamda sekteye uğruyor. Tabi ilmi anlamda böyle bir şey yok. Alimler istedikleri gidip gelebiliyorlar. Böyle bir durum var, bir parçalanmışlık var. Yani İslam dünyası o birleştirici unsura aç. Bunu bekliyor, halk bunu bekliyor. İçe döndüğümüz zaman dediğim gibi Türklerin bakışı, yani devlete, insana bakışı, coğrafyaya bakışı burada çok önemli. Şunu söyleyelim. Devlet mevzu bahis olduğu zaman Türkler şunu düşünüyorlar. Bu devlete hizmet etsin. Dini, imanı, mezhebi ne olursa olsun. Ama devlete hizmet etsin. Ve iki, devlete tasallut etmesin. Bana baş kaldırmasın. Milleti dediğim gibi dini hiç önemli değil. Mezhebi hiç önemli değil. Ki zaten Selçuklular Hanefidir. Vezirlerinin neredeyse %90'ı Şafii'dir. Hatta Alparslan Nizami Mülk için hep şey dermiş. Ya benim vezirim iyidir, hoştur da keşke bir de Hanefi olsaydı daha iyi olurdu demiş. Ben de korkarım diyor Melik şey Nizami Mülk Alparslan'dan. Ama bak şu çok önemli işte. Adam kullanabilmesini bilmiş. Bunu menfi anlamda söylemiyorum. Mevzu bahis devlet, çünkü niye? Devlet olacak ki ben dini yayabileyim. İnsanlara adaleti tesis edebileyim. İnsanlar hayatlarını daha refah içerisinde devam ettirsinler. Dolayısıyla böyle bir izan var. İkincisi ne? Hakim oldukları coğrafyaya çok rahat intibak edebiliyorlar. O bölgenin geleneklerini yok saymıyorlar. Moğollar mesela, yani bir anda geldiler, geldikleri gibi gittiler, değil mi? Veya İskender geldi, o giderken arkasından topraklar da geldi. Ama Selçuklara öyle olmadı yani. Uzun süreler yani o günkü dünyanın büyük bir kısmına hakim oldular. İşte Türkistan, Maveraünnehir, Horasan, Kuzey Afrika, pardon düzeltiyorum, Kuzey Suriye, hatta aşağılara doğru Mekke Medine'ye indiler. Sonra Anadolu'ya geçtiler. İznik'e kadar ilerlediler. Hatta Üsküdar'a kadar ilerlediler. Ya çok ciddi büyük bir coğrafya. Peki bunlar nasıl muvaffak oldular? Bunu Tuğrul Bey 1038 yılında Nişabur'a girdiğinde kullandığı ifadelerden açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu tek misal zaten yeterli olacaktır. 1038 yılında Gaznelilere karşı zafer elde edildikten sonra Nişabur'a giriliyor. Tabi burada Kadı Said isminde bir alim kendisini ziyaret ediyor. İşte Kadı Said ona bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Adalet hükmetmesini söylüyor. Daha sonra diyor ki ben senin huzuruna her zaman gelemem. Ben ilimle meşgul oluyorum şeklinde ifade ediyor. Daha sonra Tuğrul Bey de diyor ki bir sorum olacaksa eğer ben adamlarımı gönderirim. Senden diyor karşılık olarak alırım diyor cevapları. Ama diyor biz Taciklerin adetlerini bilmeyiz. Bölge halkı için kullanılır. Biz Taciklerin adetlerini bilmeyiz. Onlar nasıl hayatlarına devam ettirirler, nasıl devlet yönetilir, işte nasıl dinlerini yaşarlar, hayatlarına devam ettirirler. Biz bilmeyiz.
Bizden diyor şeyinizi esirgemeyin. Tavsiyelerinizi asla esirgemeyin. Bu ne demek oluyor? Ben kabulleniyorum. Ben sizi çok fazla bilmiyorum. Sizi bilen alimlerden istifade edeceğim. İşte aslında Selçukluları o büyük coğrafyaya uzun seneler hakim kılan, İslam dünyasına hakim kılan aslında husus en başta bu geliyor. Yani insanlar olduğu gibi kabullenmek. Ya bunun tabi askeri, siyasi, iktisadi, içtimai bir sürü sebebi sayılabilir. Ama bu noktada gönülleri nasıl fethettiği aslında burada açık bir şekilde görülmüş oluyor.